Bu konu koronavirüsünün yarattığı maalesef endişeleri bir nebze de olsa geride bıraktı diyebiliyoruz. Şu an itibariyle Haziran kontratlarında da fiyatlarındaki düşüş Dow endeksine 1300 puan düşüş getirdi. Bu neden meydana geldi? İstersen onu da kısaca anlatalım. Maalesef şu anda dünyada bulunan petrolü satacak ve bir yani depolayacak mekan ve fırsat yok artık. Bu yüzden de petrolü veriyorlar, satanlar artık karşı tarafa veriyor gibiler. O yüzden de maalesef petrolün fiyatını yükseltmek şu an itibariyle mümkün olmamış görünüyor ama Haziran'da da bu mümkün olmayacak çünkü talep çok az. Üretim hala yüksek. Hatırlarsanız Suudi Arabistan ve Rusya'nın anlaştığı üretimi azaltma konusunda bir uzlaşma sağlanmıştı ama üretimin düşürülmesine rağmen şu anda piyasadaki petrolü depolayacak mekanın olmaması bu fiyatların düşmesini de devam ettirecek gösteriyor. Bugün itibariyle Mayıs kontratları sona erdi. Haziran kontratlarına baktığımızda fiyatlar hala düşük. Amerikan endekslerinde özellikle Dow endeksinde çok ciddi düşüşler var. Bunu da tabii ki enerji sektörü başı çekiyor bu düşüşte. Bu konuyla ilgili olarak Başkan Donald Trump biraz önce sabah saatlerinde bir tweet attı ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı'nın bir an evvel el ele vererek Amerika'nın en önemli sektörlerinden bir tanesini toparlaması için çalışmaya başlamaları için emir verdiğini söyledi. Ancak şimdilik elimizdeki bilgiler bu tweetle sınırlı çünkü ne Maliye Bakanlığı'ndan ne Enerji Bakanlığı'ndan bunun karşında başka bir açıklama henüz gelmedi. Bir taraftan da biliyorsunuz bir yardım paketi Senato'da hala anlaşmaya varılması için bekleniyor. Bazı uzmanlar bu yardım paketinin büyütülme ihtimalinden bahsediyorlar. Özellikle finans piyasalarını bu düşüşten de bir nebze kurtarmak için ama şunu biliyoruz ki o yardım paketinin amacı küçük işletmelere yardım etmek, hastanelere yardım etmek, test sayısını geliştirmek, kısaca sorunu çözmenin diğer bir yolunu için bu yardım paketi kullanılacak. Ancak yeni bir yardım paketinin ortaya çıkması söz konusu çünkü gerçekten Amerikan ekonomisinin çok önemli bir sektörü, enerji sektörü ve bu sektörün çökmesi birçok küçük şirketin de bu yüzden kapatılması söz konusu ve bir daha belki de hiçbir zaman açılmamaları söz konusu. Çünkü uzmanlar büyük şirketlerin bu krizden bir şekilde atlatabileceklerini ancak daha küçük, bağımsız üreticilerin ve arıcıların bu krizden maalesef çünkü ne kadar süreceğini bilmiyor kimse, kurtulamayacağını düşünüyor. Bir önceki örnek neydi? Petrol fiyatlarının bu kadar düştüğü zaman yaklaşık bir 10 sene sürmüştü petrol fiyatlarının tekrar yükselmesi. O yüzden de hakikaten şimdilik haftanın ortasına doğru yaklaşıyoruz. Petrol fiyatlarının etkisinde çok korkunç bir seansta 1300 puanlık bir düşüş var. 2 günde 1300 puana ulaştı Dow Jones'taki düşüş. Ve baktığımız zaman Exxon, Chevron ve bütün büyük petrol şirketlerinin hisselerine de çok ciddi düşüşler devam ediyor Özlem.